Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine İspanya'dayız ve saç kesimine gidiyoruz. Biraz heyecanlıyım, saçlarımı kötü olmasını istemiyorum. Nasıl anlaşacağız bilmiyorum. Bir iki kelime öğrendim. İşte pelo, corte vesaire gibi. Kesmek, saç, kısa, uzun gibi. O şekilde anlatmaya çalışacağım. Öğrendiğim kadarıyla bu berber Pakistanlıymış. Ben de oraya gitmek istedim. Buranın iyi olduğunu söylediler. Bakalım şimdi gideceğiz. Umarım sonucunda istediğim gibi olur. Bana Jesus, o da arkadaşım, 8 euro olduğunu söyledi. Yani yaklaşık 150 liraya tekabül ediyor. Biraz çok ama yapacak bir şeyim de yok. Sadece bir saç kesimi yapıp sonrasında zaten Türkiye'ye dönecek şekilde ayarladım ben. Bakalım, umarım güzel olur. Orada görüşürüz. Gracias, gracias. Thank you. Adios. Yapacağım. Saç değişik bir hal aldı arkadaşlar. Güzel, iyi insanlardı aslında. Kolombiyalılarmış. Beni tıraş eden Dominik Cumhuriyeti vatandaşıymış. Ama yanındaki de Kolombiyalıymış. Güzel, iyi bir sohbetimiz oldu aslında. İyice de tarif ettim. İşte 3 kelime öğrendim zaten. O 3 kelimeyle de tarif ettim. İşte onlar corte, pelo, saç, lungo. Corto, kısa anlamında. Largo, uzun anlamında. Dedim ki bir de bura demeyi biliyorum. Aki, burası demek. Aki, muy corto. Yani burası çok kısa. Aki, corte, corto. Burası kısa. Aki, normalo. Aki, poco. Poco da az demek. Aki, poco, largo. Normale, largo, muy largo. Yani çok uzun vesaire gibi. Böyle anlatmaya çalıştım. O da şey, espri yaptı. Dedi ki, işte zero, zero, hani sıfıra verelim falan dedi. Dedim, yo yo, öyle bir şey yok. Saçmalama. Sonra işte tarif ettik, bir şeyler yaptık. Sonuç hali bu. Yani çok kötü değil ama bayağı bir kesti burayı. Şu anda sıfır durumda. Ve Brezilyalı'ya benzedim diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Kestikten sonra Brezilya, Portekiz karışımı bir şey oldum falan gibi bir şeyler söyledi. Sohbetleri güzeldi, iyi bir insandı. 8 euroymuş. Söylediğim gibi burada tıraş. Yani sadece saç 150 lira yapıyor. Türk parasıyla hesaplarsak. Sakal da olsaydı 4 euroymuş o da. Yani 12 euro yapacaktı. Ben sakalı kesmiştim zaten. Saçın aslında bir kısmını kesmiştim. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Çünkü ilk geldiğimde 2 saat demişti bana. Bir baktım bir sürü insan var. 2 saat mi bekleyeceğim ben dedim. Sonra geldim. Keseyim dedim. Ben kendim keseyim dedim. Bir başladım. Makine şarjı bitti. Kötü oldu gerçekten. Neyse ki geri geldim buraya ama 2 saat daha bekledim. Yani biz erkekler bunu kendimize niye yapıyoruz bilmiyorum. Benim gibi orada herkes en az 2 saat beklediler. Ve saçlarını bu hale getirdiler veya işte istedikleri hale getirdiler. Ama 2-3 gün sonra zaten uzayınca çok da bir esprisi kalmıyor o anki halin. Ama o beklemeye değiyor mu bilmiyorum. Bittikten sonra bir rahatlama oluyor evet ama 2 saat boyunca orada beklemek de çok sıkıcı oluyor. Son hali bu şekilde. Bilmiyorum siz nasıl buldunuz. Buradan biraz olsun kısalttı yine de. Yani ben kesme vesaire dedim ama biraz da kesmesine müsaade ettim. Çünkü sadece uzun kalması hoş olmazdı. Burası bu şekilde bayağı kısa ve sonucu böyle oldu. Bilmiyorum nasıl buldunuz? İspanya'da berber, kuaför maceramız bu şekildeydi. Latin insanlar beni tıraş etti. İyi her şey. Bakalım sanki fena olmadı. En azından bir yolculuğa çıkacağım için ki göreceksiniz yakında. Kestirmem gerekiyordu çünkü sıcakta zor oluyor gerçekten. Böyle oldu. Bence fena da olmadı. En azından uyum sağladık buraya. Bakalım siz nasıl buldunuz? Yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.